Tabii ona atılacak şeyler var yani aslında. Türkiye, Rusya gibi ülkelerin böyle, Amerika'da da bu var gerçi çok, yani her şey Amerika'da olduğu için o çok belli olmuyor. Amerika'da mesela verilerin büyük bir kısmı lokalde olmak zorunda, dışarıda host edemiyorlar. Hmm. Türkiye'de olduğu vakit biraz şey oluyor ama. Şeyler var, yazılım, yani yurt dışına çıkması yasak olan yazılımlar var. Kriptografi yazılımlarının var. Hepsi tamamı neredeyse. Birçok noktaya ihraç edilmesi falan. Rusya'da da mesela bunlar hep fırsat olarak görünüyor dediğiniz gibi. Mesela Ankara'da büyük bir Amazon benzeri bir altyapı üzerinde çalışıyorlar. Yani çok ciddi bir cloud provider yapmak. Başka çünkü alternatif yok. Amazon gelmiyor. Microsoft getirmiyor. Yani Google zaten orada. Mecburen bu tarafa kayacak gibi. Ve buradan işte belki... Ya sadece şey değil olay tabii, güvenlik değil. İşin ekonomik boyutları var. Adam burada vergi ödeyecek mi? Yani oradaki firmanın orada olmasının altında vergi işi de var. Sizin Google'a verdiğiniz reklamlar web'deki mesela ne kadar vergilendiriliyor? Yani şey hikayesi var ya hani internetten bir ürün almak, yan bakkaldan ekmek almaktan daha kolay hale geldi. Aslında yaptığınız şey baktığınızda ithalat. Yani gümrük vergisi şey falan. Hani çok farklı boyutlara gidiyor o iş. Hocam peki yani arkadaşımızın sorusuna benzer bir, paralelde bir soru aslında. Yani piyasa nasıl dönecek var, bir de mesela bir data warehouse engineer nasıl bir data scientist olacak? Olmayacak. Yani data science ayrı bir iş. O ikisi birbirinden ayrıldı. Epey ayrıldı. Ben de bir ara big data, mesela şu an big data'dan neredeyse tamamen koptum denilebilir. Bir ara merak etmiştim, biraz başlamıştım. Şu an data science'a daha kendimi orada konumlandırıyorum. Çünkü o iş yani epey bir ayrıldı. Birisi teknik bir alt, yani seviye olarak baktığınızda verinin tutulmasıyla ilgili bir problem var. Onu big data üstlendi şu anda. O verinin üzerinde bazı çıkarımlar yapılması, işte karar verilmesi vesaire gibi süreçler var. O data science'a kaymış durumda. Onun da altında bir sürü adım var. Dolayısıyla şey, o iş tamamen birbirinden ayrılmış durumda şu an. Ve muhtemelen Türkiye'de de birlikte gitmeyecek işler onlar. Yani şu olabiliyor, data science'ınız olup big data'nız olmayabilir. Big data'nız olup data science'ınız olmayabilir mesela. Yani normal klasik bir relational data, hatta Excel'de veri tutuyorsunuzdur, üzerinde gene de data science yapabilirsiniz. Ama big data'ınız olup hiçbir şey yapmıyor, sadece rapor oluşturuyor da olabilirsiniz. Ayrıldı. Data warehouse'daki arkadaşlar daha çok big data'ya gidecek, teknik ekip oluşturacak gibi gözüküyor. Bir de mesela böyle danışmanlık şirketlerinin ikiye ayırması var. Yani data science kendi içerisinde bayağı bir ölçek bir sürü şeyi var da. Bir de mesela dediğiniz gibi big data kısmında onu bir platformize etmek kısmı, onu böyle bir pipeline'a çevirmek kısmı. İşte stream analytics yapılacaksa o pipeline'ı kurabilmek. Ona mesela data engineering diyen şirketler de var. Böyle ikiye ayırmış gibi de gördüm ben bazı şirketlerde. Evet, yani o nasıl olacak, o isimler, ünvanlar sürekli değişiyor. Buyurun, sorun. Data science konusunda özellikle benim son zamanda fark ettiğim bir şey var. Ben de biraz profilimden bahsedeyim. Ben yaklaşık 10 senelik bir istatistikçiyim. Yani ne böyle çok eski, ne de çok yeni. Bu istatistikçilerin piyasada işte data işleyerek ne yaparak, SPSS üzerinden bir takım kümeleme analizlerini yaparak, SAS üzerinden yaparak. Tamam. Bunları artık geleneksel diyoruz. Yöntem üzerinden çalıştık. Bu kişileri biraz önce sizin bahsettiğiniz data science, R ve Python kullanarak big data ortamı üzerinde çalışan istatistikçilere dönüşmesi bir bekleriniz. Ama biz mesela onu şu anda yapamıyoruz. Belki benden sonra gelen kuşak yapabilecek mi bilmiyorum. Şu anda siz de istatistik eğitiminde daha fazla bunlar yoğunlaşmadığından bahsediyorsunuz ama Türkiye'de şu anda asıl problemin bu olduğunu sanıyorum. Bir 10 senedir data ile uğraşıyorum ben ve benim akranlarım uğraşıyorlar istatistikçi olarak. Ama bizim aramızdan böyle Python üzerinden takır takır işleri yapabilecek, çıkarabilecek işler az çıkıyor. Computer Science'dan gelen arkadaşlar birazcık yapabilirler, daha kolay buna adapte olabilirler ama onlarda da bizdeki istatistik birikim yok. Nasıl olacak? Orada bir şey... İnsan kaynakları krizi var. Tam da o sebeple Amerika'da data science bölümleri kuruluyor. Yani istatistik bölümlerinin çok büyük bir kısmı dönüştü. Oraya bilgisayar bilimlerinden, matematikten ve istatistik ağırlıklı olmak üzere insanlar alınıyor ve bu eğitim veriliyor. Computer science eğitimleri Türkiye'de yani bilgisayar mühendisliği eğitimine baktığınızda bir dönem olasılık okulu. O da istatistik değil yani. Evet. Bazı üniversiteler iki dönemdir bu. Ve yeterli değil o eğitim. Bu iş için yeterli değil.
Dolayısıyla bu iş Türkiye'de çözülmesi için en azından bir yüksek lisans gerekiyor gibi duruyor. Üniversite kısmından çözmek isterseniz, kendinizi geliştirirsiniz, o ayrı bir mesele. Ama Amerika bunu gördüğü için eğitim programlarını değiştirdi. Biz o kadar çabuk uyum sağlayamadık. Gibi. Sağlayamayız da zaten. Sağlayamayız da aynı zamanda şey problemi oluyor işte. Ben mesela 35-30 yaşında şey yapmaya, bu programlama öğrenmek, ya tamam. Bir nevi SAS'ın üzerinde falan bir takım bir şeyler çeviriyorduk ama benim biliyorsunuz paketim vardır, o paket üzerinden verilerime uyduracak şekilde bir şey yaparım. Hiçbir zaman bir algoritmayla uğraşmam gerekmezdi. Onlara girmeye çalışıyoruz. Benim çok arkadaşım da o bariyere takılıyor. Bu yaştan sonra çünkü o algoritma şeyle geçemiyorsunuz. Bu da yani birazcık yavaşlatacak gibi geliyor bana Türkiye'ye. Bir araya girmek istedim. Yani R mesela sırf bu problemi çözmek için. Bir istatistikçi nasıl olur da işte SPSS, SAS gibi bir şeyi bırakır da burada devam edebilir gibi bir... Ben böyle bir parçalışım, algoritma derken şeyden bahsetmiyorum. Bir istatistik tabii lineer regresyonu nasıl hesaplayacağını, kümeleme analizinin arkasında işte uzaklıklar nedir falan, onların hepsinin farkında. Zaten onları bir nevi sınavda böyle bir eğitimden geçtiğiniz için teorik olarak yapıyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz ama benim önüme beyaz bir ekran koyuyorsunuz. Eskiden işte bu datayla bu yöntemi kullanmam gerekiyordu. Menülere bilinçsizce basmıyorsunuz orada. Yok tamam yani. Bu datayla... Biraz içine abartısın. Ya tamam onu yapan tarafta olabilir mi? Siz bu şey... Hangi tür dağılımda hangi regresyon uygulanır onu biliyorsunuz ama o beyaz ekranın halinde benim datayı içeri gömmeyi bile öğrenmem eskisine göre, eski sisteme göre bir belirli zaman alıyor. Yavaş yavaş bunu ondan sonra oturup bu machine learning dediğiniz sistemler falan streaming data mining'den bahsettiniz. Yani bizim öbür tarafta yaptığımız şey datayı, bench bir datayı oraya at ondan sonra modelini yap. O şeylere falan uyum sağlamanız computer science background'ınız olmadığı için ciddi zorluk sizin için. Kod yazmanız gerekiyor. Kod bir yerden yazmanız sonra olmayan yani. Bir algoritmayı geliştirmeniz gerekebilir. Evet, evet. Bir ara geçiş ya da birazcık daha kısa yöntem olarak sizin az önce gösterdiğiniz bir tool'lar, slide vardı. Tool'lardan kullanılabilir herhangi bir data, şey var. Data Science Suite diye geçiyor onlar. Veri bilimi suite'leri diye geçen. Biz çok kısa bir süre önce çünkü Altex diye bir tool'un kısaca bir tanıtımını görmüştük. Benzer Nine'ı birazcık görmüştük. Tabii ki ne ben istatistikçiyim ya da computer science'çıyım ama siz kimsiniz? CRM'ciyim ben. Tamam. ama en azından benim bir custom segmentation falan yapabiliyorum. Herhangi bir algoritma yazmadan ya da işte kendisini falan bilmeden. Böyle bir tabii ki tüm şeyleri çökmeyecektir ama yardımcı olacak başka tool'lar var mı? Var. Şimdi orada şöyle bir şey var. Mesela Microsoft'un şöyle bir stratejisi vardır. Genelde kolayı oynar. Yani herkesin mesela Windows'un da başarısının altında herkesin kullanabileceği ne kadar tabii bir şey olduğu tartışılır ama böyle bir algısı var. Böyle bir pazarlama stratejisi var. Mesela şeye baktığınız zaman, onun data science suite'lerine baktığınız zaman şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Mesela 10 tane algoritmayı biz fix olarak işin içine koyalım. Zaten bu 10 algoritma pazarda bulunan %80 problemi çözer. Geri kalan %20'sini de çözmeyiz. Gibi bir algıları var. Ama kolay satacağız. Yani sonuçta hiç bilmeyen birisi kullanabilecek. Şimdi bunu şayet kabul ederseniz, böyle bir yolla başlarsanız, bunu kullanabileceğiniz ve hatta Microsoft'un şu an şeyinde ne denir, repertuarında olmayan çok daha fazla algoritma içeren böyle de ki SAS ve SPSS de bunlardan iki tanesi commercial olan işte Nine var, RapidMiner var. Buna benzer data science suite'lerimiz var, kullanılabilir. Ben de kullanıyorum zaten yani var internette ve genelde şöyle oluyor. Bakın burada ben biraz gelmeden önce sordum da mesela hep R'la Python'la falan yapıyorlar. Mesela ben de kod yazıyorum. Ben şöyle bir hikayemden bahsedeyim size. Amerika'da postdoc'a gitmiştim. Bilgisayar bilimleri, computer science departmanındayım. Ve biz kod yazıyoruz. Deli gibi kod yazıyoruz. Yani şeyde o data streaming mining'de şey yapıyorsunuz. Özel algoritma inşa ediyorsunuz. Yeni algoritma bulmanız lazım. Veri akıyor. Mesela mikro cluster'lar oluşturuyorsunuz. Verinin küçük böyle data chunk deniliyor. Veri chunk'a ne denir? Cimcik mi denir? Şeylerini alıyorsunuz. Ne? Parça değil. Parçalarını. Parçacığı herhalde 50 tane İngilizce kelime karşı
O şeyleri alıyorsunuz. Onların içinde mikro klasifierler yapıyorsunuz. Değişik yöntemler geliştiriliyor. Şimdi şey dedi, oradaki benim beraber çalıştığım hoca git dedi, işte şeyde MIS bölümü var, MBA. Orada Advanced Business Intelligence dersi vardı. Git onu bir izle, biraz şey olur, hani vizyon olur gibisinden. Biz gittik üç arkadaş laboratuvardan. İlk dersi hiç unutmuyorum. Hoca şey soruyor, diyor ki işte mesela missing value varsa, eksik veri varsa hangi algoritmalar çalışır? Şimdi biz düşünüyoruz, ya KNN şöyle yapar, linear regression böyle yapar falan. Adamlar çatır çatır cevap veriyorlar. Yani biliyorlar. Şunu fark ettim ben, işin çok fazla bilimiyle uğraşınca uygulamada çok eksik kalıyorsunuz. Yani uygulamayı adamlar hayatlarına geçirmişler ve kullanabiliyorlar. Ve nerede ne gerektiğini de biliyorlar. Ve belki algoritma nasıl çalıştığıyla ilgili hiçbir fikri yok. Yani yaz deseniz yazamaz. Biz oturup yazabiliriz baştan sona, mesela bana verin Naive Bayes'i yazayım yani. KNN'i yazayım, kodlayayım, size Java'da kodunu vereyim yani mesela. C'de vereyim kodunu ama nerede kullanılır? Nasıl kullanılır? Hangi durumda kullanılır? Tamam mı? Mesela imbalanced dataset mesela. Dengesiz veri kümeniz var. Kullanılır mı? Şimdi düşünüp buluyorsunuz. Birazcık ama vakit lazım. Adam orada çatır çatır biliyor şeyi. Şimdi bu ayrım oluyor. Yani bir tarafta o algoritmaları, yeni algoritma icat edecek. O problem geliyor mesela. Gerçek hayattan bir problem getiriyorlar size. Bu problemi çöz. Daha önceden hiç bilinmeyen bir algoritmayı yeniden inşa etmeniz lazım. Gerekebiliyor. Buluyorsunuz yeni bir algoritma, literatüre kazandırıyorsunuz. Veya bazı algoritma, SVM algoritmasının kaç tane varyantı, kaç tane parametrize edilmiş, optimize edilmiş çözümü var. SVM diyorsunuz ama öyle değil işte yani. Orada çalışan bir bilim var. Bilim dünyası var, bilim insanları var. Bir de bunu uygulayan, kullananlar var. Yani adam alıyor mesela, seçimleri doğru tahmin ediyor mesela. Nasıl tahmin ediyor? Hiç anket yapmıyor. Mevcut anketleri alıyor, onları birleştiriyor. Onlar üzerine bir ensemble teknik geliştiriyor ve doğru tahmin ediyor. Dolayısıyla o kullananlar ve üretenler arasında bir fark olmaya başlıyor. Ve bu fark eskiden daha bütünleşikti. Yani eskiden tool'lar çok gelişmediği için, araçlar çok gelişmediği için insanlar oturup o algoritmaları hem yazıyor hem kullanıyordu. Ama giderek ayrılmaya başlandı. İşte orada İstatistik kökenli insanların şansı daha da artıyor. Hiç bilmeden belki, kodu yazmadan, yazılmış kodları, algoritmaları böyle bir kutular koyup, kutuları birbirine bağlayarak, çizerek bir knowledge flow, veri akışı elde edip, bilgi akışı elde edip, veriden direkt sonuca gidebiliyorsunuz. Bir problem var, kutuyu at, yerine başka kutu koy, onun yerine başka şey yap şeklinde gidiyor. Ve zannediyorum önümüzdeki süreçte bunun kullanımı daha da artacak. Birileri o kutuları yazacak, onları satacak, kutu satan insanlar olacak, birileri de o kutuları bağlayıp Lego gibi sonuca ulaşacak gibi gözüküyor. Hocam, buyurun. Benim sorum da paralel olacak da, bilgisayar çıkış tabanlı, background olan bir insan da machine learning ve deep learning de mikroanlama dilini bilerek de kullanacağı algoritmaları mantığını öğrenerek ilerleyebilir mi? Yoksa istatistik ya da diğer bilimlerde... ya oradaki problem ne biliyor musunuz? Problemin tek bir çözümü yok. Yani bilseniz ki bu problem işte yapay zekada çözülebilir. En doğru çözüm yapay zekadadır. O zaman bilmenize gerek yok. İstatistik bilmenize de gerek yok. Sadece o konuya konsantre olur, öğrenir, yaparsınız. Ama siz bir şekilde çözüyorsunuz. Adam istatistikte öyle bir metot geliştiriyor ki sizden daha iyi çözüyor. Şimdi dolayısıyla bu işi yapan birden fazla metot olduğu için, çözüm olduğu için hepsini bilmeniz gerekiyor. Hepsiyle ilgili fikriniz olması gerekiyor. Yani istatistiğe bakıyorsunuz, tamam. Yapay zekaya bakıyorsunuz, tamam. Adam gidiyor, neural network ile çözüyor. Şimdi o zaman onu da bilmeniz lazım. Ki siz o bütün çözülebilecek alternatifler arasında en iyi çözümü satabilin, sunabilin veya şirketinize kazandırabilin, neyse. Dolayısıyla işte hepsini bilmek o yüzden şu anda gerekiyor. Belki ileride bunlar ayrılacak, bilmiyoruz. Belki ileride sadece bu konuya fokus olmuş, odaklanmış insanlar yetişecek. Hepsini bilen ve gerektiği kadar bilen insanlar yetişecek. Ama şu an ki duruma baktığınızda data scientistler işte bunların hepsini öğrenmeye çalışan, bunları kullanan ve çoğu zaman probleme özel yeni keşifler yapması gereken kişiler. Ama piyasa giderek durgunlaşıyor. Giderek problemler bilinen, tanınan, insanların kolay anlayabildiği problemler haline dönüşmeye başladı. O da hiç bilmeyen, işte 6 yılda bütün üniversite eğitimini de bypass edip, yani bütün eğitim süreci 6 yıl olan insanlar yetişmeye başlayacak belki gelecekte, bilmiyoruz. Ben aslında yani şöyle söyleyeyim, ben bilgisayar bilimden geldim ve sonra da öğrenmek zorunda kaldım ve hakikaten istatistik falan bir yerden takviye etmek zorunda kaldım ama. Ama o da yetmiyor aslında çünkü şey, bir de kendi dili var.
Yani machine learning paper'ları okuduğunuzda zaten o istatistiği biliyorsunuz, linear algebra biliyorsunuz falan filan. Bir de işte bir Markov chain bilmem ne şey, onlar yani kendi dili var sonuçta. Zaten oraya iki tarafında gitmesi gerekiyor. Yani computer science'dan gidersen hem burada altyapı alıp oraya gideceksin. Statistikteysen belki computer science altyapısını alıp yine oraya gideceksin. Evet, şu anda yeni bir alan. Yani disiplinler arası bir şey. Dolayısıyla her disiplin şu an bir destek veriyor. Ekipler öyle kuruluyor. Bu algoritmaları geliştiren ekiplerde istatistikçi de var, bilgisayardan gelen insan da var. Başka bir sürü alandan gelen var. Görsel sanatlardan, güzel sanatlardan gelen insanlar da var yani. Ve bu ekipler yeni keşifler yapıyorlar. O keşifler bir müddet. Ama hep böyle yani şeye baktığınızda, teknolojik gelişmelere baktığınızda hep böyle. Herhangi bir mesela işte Google'ın insansız aracı var. Orada kaç tane farklı disiplinden insan çalıştı. O ama bir müddet sonra standartlaşacak. Artık araba üreticileri bugün ne kadar buluş yapıyorlar? Ama bu, arabanın %99'u belki değişime açık değil. %1'lik değişikliklerle yıllık devam ediyor. Yeni buluşlar yapıyorlar. Onun gibi bir süreç yani bu da. Yani kimse bugün 8 tekerlekli araba yapalım diye bir fikirle gel, herkes 4 tekeri kabul etmiş durumda değil mi? Elektriğe geçiyor. Ama bugün data science'da 4 tekerli aracı atıp 8'i deneyen, sonra 3'ü deneyen, sonra 7'yi deneyen, tekerlekli araç deneyen insanlar var. Data science o kadar daha değişim açık bir dünya. Ama bir zaman sonra o da oturacak. Yeni teknolojilerde böyle oluyor biraz. Buyurun. Bu şu anda çok popüler yani Big Data, Data Scientist. Bunun bir 5-10 sene sonra da Data Scientist'lere ihtiyaç olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa bu gelip geçici bir popülerlik mi? Yok. Yani artacağını tahmin ediyoruz. Şöyle, biraz onu çok açma şansım olmadı ama merkezi teknolojilerde zaten çok büyük bir talep var. Yani şimdi Türkiye'de ne kadar olur sorusu aslında daha kritik bir soru. Şimdi elinizde Twitter verisi varsa onunla yapabileceğiniz çok fazla şey var ve orada çok fazla data scientist'e ihtiyacınız var. Ama Türkiye'de Twitter verisi yok. Facebook'un verisi yok. İşte Google'ın verisi yok. Türkiye'de ne kadar ihtiyaç olur sorusunun cevabı işte o lokal problemler. Yani o firmanın, herhangi bir firmanın, buradaki bir telekom firması, bankanın, işte sigorta firmasının, tekstil firmasının yerel problemleri olacak merkezden çözülemeyen. Bunların sayısının giderek azalacağını da tahmin ediyoruz. Çünkü bütün dünyada bu tip problemler birleşince ortak problemler satılıyor. Yani bir mesela customer churn analysis dediğiniz müşteri kaybetmeden anlama problemi bütün dünyada yaşanan bir problem ve onu artık satıyorlar. Eskiden bunu buradaki insanlar çözmeye çalışıyordu. Giderek bunlar merkezden satılabilen teknolojiler haline gelecek. Ama yerel problemler hep devam edecek. Yeni şeyler. Çünkü olmazsa rekabeti kaybedersiniz. Sizin firmanızın farklı bir şeyler olacak ki rekabet edin. Aynı firmanın kopyaları olursa yani merkezden bir tane bu ERP'de de yaşanıyordu yani firmayı ERP'ye uydurmaya çalışırsanız aynı ERP'yi kullanan bir sürü kopya firma olur. O zaman rekabet avantajı kalmıyor. Dolayısıyla yerelde de problemler, Türkiye'de de problemler olacağını ben tahmin ediyorum. Ama giderek daha fazla bilgi, daha fazla iş teknoloji firmalarına kaptırılıyor. Yani o aslında şöyle bir dönüşüm, dijitalleşme dönüşümü. Bütün meslekler bilişim mesleğine dönüşüyor. Yani bugün inşaatta, balıkçılıkta, tarihte hepsi bilişim mesleğine dönüşüyor. Bugün işletme dediğiniz şey, işletme lisansında okutulan derslerin içeriğine baktığınızda o dersleri alıp 30 yıl önceye götürseniz bunlar bilgisayar bilimlerinde okutulan ders diyebilirlerdi yani. O kadar işletme disiplini bilişime dönüşmüş. İnşaat da öyle mesela. Şimdi inşaatta okutulan bir sürü yazılım var değil mi? Okutuyor, inşaat mühendislerini okutuyorlar. Bütün meslekler yani aslında bizim şu anki algımızda bir tane meslek olacak ileride bilgisayar mühendisliği veya işte bilişim mühendisliği ne derseniz diyeyim. Diğerleri onun şubeleri gibi olacak. Ama ileride tabii bunların hepsi ayrı ayrı meslekler olacaklar. Şimdi bizim anladığımız bilgisayar bilimleri gibi bir meslek olacak. O zaman bilgisayar bilimleri farklı bir noktada olacak tabii.